mahalle gezileri kapsamında halkın sorunlarını dinlemeye ve Antakya Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında vatandaşla istişare yapmaya devam eden Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Sofular Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Tabii biz de ilçe belediyesi olarak yeni kurulmuş olmamıza rağmen bütün sıkıntıları geride bıraktık. Antakya Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirdik ve biz seçim öncesi niye söz verdiysek şu an itibariyle hepsini Allah'a çok şükürler olsun gerçekleştirdik. Şimdi yaptıklarımızı daha da iyi, daha da mükemmel sizlerin, büyüklerimizin ondan sonra hoşnut olacağı güzel şeyleri yapmak arzu ediyoruz. O açıdan bizlere gösterdiğiniz ilgi, alakaya, desteğe ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantıya gelmekle bizleri onurlandırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli büyüklerim, bizler Antakya Belediyesi olarak birçok hizmetlere başlattık. Bunlardan bazıları önce tertemiz bir Antakya'mız olsun istedik. Onun için yeni makineler, yeni ekipmanlar, yeni personel alımlarıyla Antakya'mızın 95 mahallesini bir ve bütün tutarak her yerin pırıl pırıl olmasını çok önemsedik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bazı aksaklıklar olabilir ama onları hemen tamir ederiz Allah'ın izniyle. Tabii çöp kutularımızı yeni binlerce çöp kutusu aldık. Halen almaya devam ediyoruz. Gelin çöp kutularımızı yeni tertemiz mahallelerimize dağıtıyoruz. Peyderpey geldikçe 95'e bölüp dağıtıyoruz. Geldikçe 95'e bölüp dağıtıyoruz. Ne zamana kadar? Mahallelerimizde artık yeni bir kutuya ihtiyaç yok diyene kadar alıp göndereceğiz. Maksat her yer pırıl pırıl olsun. Ekiplerimiz gelince her yeri tertemiz pırıl pırıl en kısa zamanda yapsın diye bir gayret içindeyiz. Bununla beraber sokak temizliği, park bahçe temizliği bir önemli temizlik konusunda ilaçlamayı çok önemsiyoruz. Temizliğin en temel şartlarının bir tanesi. O açıdan bizler Antakya Belediyesi olarak toplam 9 tane ilaçlama ekibi oluşturduk. Bunlar için yeni makineler, yeni ekipmanlar aldık. Kanalizasyonun olduğu her yerde kanalın içine de zehirli gaz sıkarak içindeki hamam böceği, fare, sivrisinek ve her türlü haşeratı daha yuvasındayken, uyurken öldürüyoruz. Hava sıcak olunca dışarı çıkıp etrafı rahatsız etmesin diye. Aynı zamanda 15 Mayıs'ı müteakip artık havalar daha da ısındığı için mevsim itibariyle uçan sineklerle mücadelede hazırız. Malzemelerimiz hazır, ekiplerimiz hazır. 15'inden itibaren ona başlayacağız. Yani şimdi bakabilirsiniz etrafta. Ya bu sinekle mücadele görmüyoruz. Hani o geceleri, akşamları gaz sıkınca o zaman ilaçla mücadele yapılıyor zannedebilirsiniz. Biz 365 günün içinde bir gün bile boş durmuyoruz. Lazım gelen önleyici hizmetler yapıyoruz. Ama mevsim itibariyle 15'inden sonra, 15 Mayıs'tan sonra uçan sineklere karşı mücadele ediyoruz. Değerli büyüklerim, bununla beraber ilaveten biz Antakya'mızın genelindeki bütün ibadethanelerimizi tertemiz pırıl pırıl olmasını çok önemsedik. Bu kapsamda özellikle temizlik ekiplerimize özel bir ekip kurduk. İbadethane temizlik ekibi. O 5 tane özel aracımız içinde her türlü alet, edevat, makinalarla Antakya'mızın 95 mahallesindeki bütün ibadethanelerini temizliyoruz. Kıymetli büyüklerim, 183 tane cami dedim. 30 tane türbe ve ziyaretimiz, 22 Kur'an kursumuz, 3 havra, 3 kilise, 1 havra. 239 tane ibadethaneyi her 15 günde bir temizliyoruz. Oluşturduğumuz 5 ekip var. Ekiplerin bazısında 5, bazısında 6, bazısında 7. İbadethanelerimizin büyüklüğüne göre ekipleri ayırdık. 5 tane farklı ekibimiz var. Aynı anda 5'i bir çıkıyor. Ve diyelim ki bir camimizi bugün temizledik. Bakın takvime 15 gün sonra, en geç 15 gün sonra aynı yeri bir daha temizlemeye, aynı camiyi, aynı türbeyi, aynı ziyareti
aynı Kur'an kursunu aynı kiliseye bir dahi temizlemeye geliyor. Kıymetli büyüklerim, bu ibadethane temizliği güzel değil mi? Evet. 15 günde bir yapıyoruz. Baktım, merak eden insanlar bana sonra bilgi verdi. Diyor ki biz bütün Türkiye'yi aradık, taradık. Böyle bir faaliyeti yapan var mı? Antakya Belediyesi'nden başka Türkiye'de o yerleşim yerinde, ilçede bu işi bir bütün olarak yapan başka bir yere rastlamamışlar. Ondan da biz ekibimiz adına gurur duyuyoruz. Kıymetli büyüklerim, yine bir projemiz var, çok önemsediğimiz. 65 yaşını geçmiş, artık kimi kimsesi kalmamış. Belki de çoluk çocuk var ama yanında değil. Bakıma muhtaç büyüklerimizin, ondan sonra yardıma muhtaç büyüklerimizin evlerini temizliyoruz. Evlere ikişer tane hanım bacımızı gönderiyoruz. Orada duvarlar siliniyor. Kapılarını, pencerelerini, camlarını tertemiz hale getiriyoruz. Aynı zamanda bunlar yaptıktan başka koltuklarını siliyoruz. Halısını süpürüp siliyoruz. Eğer evde çamaşır makinesi varsa deterjanı biz de perdesini yıkıyoruz. Çamaşırlarını alıp özel bir evimiz var. Bahçeli Antakya evi. Orayı çamaşırhane yaptık. Gidip orada çamaşırlarını yıkıyoruz. Son sistem buharlı makinelerle ütülüyoruz. Ondan sonra söküğü dikiği varsa tertemiz hale getiriyoruz. Gelip eve paket halinde teslim ediyoruz. Yeter mi? Yetmez. Dedik ki bir de büyüklerimiz sokağa çıkamıyor, kuvveti yok. Saçlarını kesmek için bayan kuaförü isterlerse büyükler, amcalar, dayılar için erkek kuaförü gönderiyoruz, saç kesimi yaptırıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Sakalları uzamışsa sakal tıraşı da yapıyoruz. Ne? Çocuklarımıza eğitim desteği verelim istedik. Eğitimle ilgili 8. sınıf talebelerimize ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize kurs veriyoruz. Şu anda 8. sınıf 900 öğrencimize, üniversite sınavına hazırlanan 100 öğrencimize 25 tane servis arabası, 19 tane yardımcı personel ve 22 tane uzman öğretmenle kurs faaliyetimiz devam ediyor. Eğer sizin tanıdığınız, çocuklarınız, akrabalarınız, yakınlarınız varsa Antakya Belediye'mize müracaat etsin. Hemen o kardeşlerimizle ücretsiz o kursları alacağız. Aynı zamanda şu anda 1000 olan sayımızı 3300'e çıkardık. Bunu Haziran'ın 22'sinde 3. kurs döneminde kayıt yapıyoruz. 1500 kişiye üniversite sınavına, 1500 öğrenciye 8. sınıftakilere, aynı zamanda 4'ü bitirip 5'e geçen çocuklarımızdan 100 tanesine de temel İngilizce, ondan sonra temel matematik ve temel Türkçe derslerinde ücretsiz kurs veriyoruz. Aynı şekilde 100 tane yetişkine güzel Türkçe konuşma, yani diksiyon dersi veriyoruz. İlaveten 100 kardeşimize bay bayan fark etmiyor, yetişkine pratik İngilizce dersi veriyoruz. Bu konuda kayıtlarımız devam ediyor. Ben bu sisteme kaydolmak istiyorum diyen varsa bize müracaat etsin, hemen onlardan kaydedelim. Bir başka projemiz var. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan kurtarmak için spor yaptıralım istedik. Bu konuda Antakya Belediyesi Spor Kulübü'nü kurdum. Ve böylece şu an itibariyle 280 tane talebeye güreş, aba güreşi, karate, aynı şekilde basketbol, buna benzer salon sporları yaptırıyoruz. Ayrıca 280 tane başka öğrencimize sanat kursları veriyoruz. Gitar çalma kursu, keman, ney üfleme sanatı, resim sanatı, ondan sonra mozaik taşlarıyla resim yapmak gibi kurslar veriyoruz. Bu konuda varsa çocuklarınız, varsa yakınlarınız, belediyemize gönderseniz hemen onlardan kursa alırız. Kıymetli büyüklerim, hoş geldiniz. Yine bizim projemiz kapsamında söz verip her yerde yaptığımız park bahçe çalışması kapsamında bu parkımızın, biraz önce söyledim, yarım kaldı. Yeni parklarımızı, ışıklandırma sistemini, spor aletlerini ve o peyzaj içerikli güzel bitkilerle burayı daha
güzel, daha mükemmel bir hale getirme gayretinde olacağız. O konuda işiniz rahat olsun. Çocuklarımızın oynadığı spor sahasında, basketbol sahasında ben buradan bakıyorum, potaları kırık. Yani topu atıp içinden geçecek deliği yok. Değil mi? Onu da inşallah yapalım. Bunu en hızlı şekilde basketbol sahamızın o potasının tamirini de yapalım. Tertemiz hale getirelim.